Kulüpler nasıl ayakta kalacak? Transfer piyasası nasıl eskisi gibi büyük oynayacak takımlar? Birkaç büyük lig ve birkaç büyük takım dışında işte az önce örneğini verdiğimiz Premier Lig gibi orada rakamlar zaten Avrupa piyasasının da çok üstünde. Orada bir şekilde sistem kendini günceller. Orada da düşer. Orada da düşer para. Ama biz artık böyle Avrupa piyasasında 100 milyon, 200 milyon, 180 milyon. Mbappe şu oldu, Neymar bu oldu. Geçmiş olsun. O rakamlar konuşulmaz. Geçmiş olsun. O, artık çok zor o işler. Şey, e, geçen yine e, bir başka araştırmada da kulüplerin ne kadar küçülebileceği, liglerin maddi yapısının toplam değerinin ne kadar küçülebileceğine ilişkin farklı e, senaryolar var. %30 ile %70 arasında diyor. Ne demek bu ya? %30 ile %70. Şimdi bu işin tabi izleyicilerimizi de ya uf, içimde karardı diyecekleri belki bir senaryo ama buradan başka şeyler çıkabilir. Buradan başka senaryolar çıkar değerli izleyenler. Ne çıkar? Artık altyapıya daha fazla önem vermek. Aşağıdan genç yıldızlar çıkarmak zorundasınız. Ya da başka ülkelerden transfer yaparken... Vereyim ya diyemezsiniz. Bundan sonra öyle Guiza'ya şunu verdim. Robin Van Persie'ye bunu verdim. Cagney'e 12 verdim. Şuna bunu geçmiş olsun. Öyle yok bitti, artık. artık. Öyle yok artık. Zaten yoktu. Ha şimdi ne oldu? Tabii şöyle bir durumda var. UEFA biraz finansal fair play e, kıskacını hafif gevşetecek. Biliyorsun orada o borçlanmalar %30'u falan geçecek. Ama bu demek değildir ki. Rahat ettik, hadi hurra, öyle bir durum yok. Öyle bir durum olursa zaten bir sene sonra topu atar bütün takımlarımız. Mesela tüm Anadolu kulüplerinin en yaşadıkları sıkıntı, en acı çektikleri yer, günü geldiğinde oyuncunun bakiyesine parayı yatıramamak. E tabii. Atıyorum, e, ödemesi gereken transfer 300 yapıyorsunuz. 100 veriyorum diyor. Bak en son Eskişehir <laughs> bofenden dolayı değil Bofeng. mi? 6 puan gitti. ...tahttan kapanma tehlikesiyle karşı karşıya da kapandı belki de. E şimdi bunun gibi o kadar çok ceza alan takımlar oldu ki... ...FIFA'da do tonlarca dosyamız var. Tonlarca. Türk takımlarının o kadar çok dosyası var ki. E yap git, yap git. işte öyle olmuyor işler. Artık zaten bu, bu salgından önce bitmişti o deniz ama... ...bu salgından sonra Avrupa kulüpleri de artık öyle yüksekten uçamayacak. Dolayısıyla kendi değerlerini üretebilen... Akıllı transferler yapabilen takımlar, <laughs> e, iyi sıkab sistemi olan takımlar, iyi araştırma ağı olan takımlar daha avantajlı hale gelecek, öz kaynaklarına yönelecek, e, daha farklı senaryolar üreteceğiz, daha farklı filmler göreceğiz. Yani e, bu anlamda kim doğru işler yaparsa, şu kriz dönemleri. Kimi zaman fırsata dönme önemlidir. Bunu fırsata dönüştürebilecek takımlar çıkacak bak karşımıza. Olabilir. Burada önemli olan doğru strateji, doğru planlama artık orada da iş yöneticilere düşüyor. Yani konuşurken herkes mangalda kül bırakmıyor. E, i̇craat o zaman. Acaba dediğiniz gibi hani her... E kötü fotoğrafta belki güzel bir resimde görebiliriz baktığımızda. İşte ba e, o çok güzel bir söz her şerde bir hayır vardır diye. Her hayırda diye. bir şer vardır e, diye. dolayısıyla oradan da bir e, bir çıkarımda bulunmak lazım. Yani biz bir şekilde bu denizin bittiğini hepimiz söylüyorduk da ona rağmen işte şuradan şunun transfer edelim. Hala da e, ya geçen sene devre arasında Galatasaray'ın Cagney'e verdiği parayı düşünün. Gözünüzü seveyim ya. 10 milyon üzerinde. 12 milyon euro verdin. Şimdi bak, e, garanti paralara bakalım. fegolü 3.8, Musero 3.5, Berhan da 3.350. Hemen elimin altında diye. Şimdi bu paraları bir yerlerde indirim yapmak durumundasın. Oyuncular. Kim ya? bu takım? Şampiyonlar Ligi geliri olan, son iki yılın şampiyonu olan takım. Yani maddi anlamda en rahat olması gereken takım bu, Galatasaray. Şimdi Öyle mesela düşün. bizi izleyen futbolcular mutlaka vardı, yerli yabancı diyorlardır. Ya, ya konuşuyorsunuz iyi güzel de biz de alacaklarımızdan feragat ettik. Şimdi söyleyebilir. Tabii Hakkı ki. Hakkıdır da. Bak daha hani göreceğiz onları rakamları yüzde on diyen var. Yüzde otuz olsun diyen var. Daha somut şeyler görmedik. Daha somut şeyler e, net olarak yansımadı. Elbette bu paralar böyle konuşuyoruz. Üç milyonda yüzde yirmi etme. Altı yüz bin euro. Az buz paralar değil, değil bunlar değil. tabii. Ama bunları yapmazsanız sistem çökecek. Yani sistemi yaşatması lazım. Kendisinin yaşayabilmesi için sistemin yaşaması lazım. Kulüpler yaşayacak. Lig organizasyonu yaşayacak. Yani şahıslardan ziyade. Yoksa e, sen bugün varsın yarın yoksun. Aynen öyle. Sistem olmayacak. Yani geriye bir şey kalmayacak. Benden sonra tufan diyenler çıkabilir tabii. Ama işler öyle yürümüyor. Sadece kendini düşünerek... Bu hayatta kalıcı olamıyorsun. Gel, i̇leride dönüp baktıkları zaman bu da şöyle bir adamdı derler insana. Bu için bu yönünü de Doğru. göz ardı etmemek lazım. Biraz insanın manevi tarafında bu tarz dönemler e, biraz daha tefekkür etmek gereken dönemler. Onun da düşünmesi lazım insanlar. Ee, yani dediğiniz gibi çoğaldığı başkasına. Yani orada e, biraz da karşı tarafı da düşünmek ya lazım yani. herkes dediğim gibi tek Empati. taraflı, tek taraflı özveri hiç kimse için Söz konusu olamaz böyle bir şey. Kulüplerde, futbolcularda, yayıncı kuruluşta herkes bir özveride bulunmak durumunda. Bunun başka yolu yok. Sistem devam etmek zorunda. Ee, bu süreç öyle gözüküyor ki şimdi e, konuşuyoruz işte e, federasyon yöneticileriyle de konuşuyoruz. Yabancı yayınları da mümkün mertebe takip etmeye çalışıyorum bu dönemde. Ne oluyor yurt dışında diye. E şimdi e, izleyicilerimiz işte elbette herkes sağlığıyla canıyla uğraşıyor ama bir yandan da şu kaotik ortamın bir an önce bitip yavaş yavaş e, işte eski düzenimize, hayatımızın normal akışına dönebilmeyi umut ediyor, arzuluyor ve bunu hasretle bekliyoruz hepimiz. Her birimiz. E, ne zaman futbola dönebileceğiz? Fransa Artık, 17 diyor. 17 şimdi, ay öngörülüyor. Bizde nedir durum? Var şöyle e, bir kere 3 ila 4 hafta şey için istenen zaman takımların yeniden e, hazır o hale gelebilmesi için istenen antrenman dönemi 3 ila 4 hafta belirleyecekler burada. Yani 21-28 gün arasında bir dönem. üç e, 3 tane tarih ön plana çıktı. 12 Haziran, 19 Haziran, 26 Haziran. Bu tarihlerden birinde başlatabilmeyi istiyor Futbol Federasyonu. Yani daha önceki tarihler de var, üzerinde modellemeler var. Ama işte sağlık uzmanları, hocalarımız Bilim konuşuyorlar. Bu işin bir piki var. O pik'in işte Nisan sonu Mayıs başı gibi olmasının beklendiğini söylüyor hocalarımız. E ondan sonra bir plato dönemi var. İşte inmesi, kontrol altına alınması vesaire derken e insanlar da sen antrenman yap diyeceksin. Antrenman yapması için bu oyuncuların da sağlıklı, steril, sorunsuz bir ortam sunman sunabilmen lazım adamın da oraya gönül rahatlığıyla huzurlu bir şekilde gelebilmesi lazım. E sen gel 3-4 hafta geriye örneğin tarih hangisi olsun 19 Haziran. E Mayıs'ın son haftasında bir araya gelmen lazım. Nisan'ın ortasına geldik zaten. E pik diyorsun Nisan sonu Mayıs başı. Dolayısıyla ondan sonra tekrar bir düşmesi lazım. Önce stabil gidip sonra düşmesi lazım ki sistem yeniden işlerlik kazanmaya hazırlansın. Dolayısıyla ben de e, Haziran sonu gibi her şey istediğimiz gibi giderse Haziran sonu, Temmuz başı gibi seyircisiz olarak maçların başlatabil, başlatabilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi bu söze edilen e, öngörüler yerli yerine oturursa mümkün olacak. Yoksa biz şu anda kendi başımıza papatya falan açıyoruz ne derse bilim kurulu, sağlıkçılar, uzmanlar ne derse o rotada gidilecek. Takvim ona göre belirlenecek. Ama bir de gerçek var. 3-4 haftalık bir süre vereceğim. 8 haftayı 5 ya da 6 haftada oynatabiliyorsun. Dolayısıyla Temmuz başında başlasa bile bu işler. Ağustos ortasında biter. Ağustos ortasından Eylül ortasına bir aylık bir ara daha, 5-6 haftalık bir ara daha verip Eylül sonu gibi de yeni sezonu başlatma ihtimalin olur. Ama bu takvim Evdeki hesap çarşıya uyarsa olur. Belki hiç de olmaz dedin. Uymayabilir. Yani Virüse bağlı. Neler yaşayacağımızı öngöremiyoruz ki daha önce yaşadığımız bir durumda karşı karşıya değiliz. Tüm dünya. Öyle. Sadece bizim için de geçerli değil bu. İşte senin söylediğin gibi Fransa'nın, İspanya'nın bir takım planları var. İtalya'nın bile var. 12 haftası var adamın daha. Bizim yine 8 hafta. O anlamda avantajlıyız. En az haftası olan biziz. Kupa, 9 haftalar var, 10 var. Onu araya koyacaklar. Kupa, Değil yani mi? hatta belki çarşamba, salı, pazar falan gibi de o tarz modellemeleri de var. Kupayı bir şekilde araya iliştirecek. Onu da iki yarı finalle bir final kaldı. Bir şey kalmadı. Ee, dediğim gibi yani bizim aslında bir altı haftada, 5-6 haftalık sürede biz bunu çok da zorlanmadan noktalayabiliriz kalan haftada.